İyi akşamlar dostlar. 5 Ocak 2024 6:27 gece kamuoyu aydınlatma platformuna Borsa İstanbul AŞ'den BİST-TEK pay piyasası alım satım sistemi duyurusuna iki tane hisseyle ilgili arkadaşlar haber düştü. Hemen şu haberlere kısaca bakmaya başlayalım. Pay piyasasına volatilite bazlı tedbir sistemi. Habere baktığımız zaman sermaye piyasası kurulu kararı uyarınca devreye alınan volatilite bazlı tedbir sistemi VBTS kapsamında Sinika payları 8 Ocak 2024 tarihinden 7 Şubat 2024 tarihine kadar kredi işlemlere konu edilemeyecektir diyor arkadaşlar. Basit bir tedbir, çok ciddi bir tedbir değil, onu söyleyelim. Sadece parası olmadan hisse alanlar için ve hisse alanları ilgilendiren bir durum arkadaşlar. Bunun dışında yine hemen tekrar bir tane daha volatilite bazlı tedbir sistemi haberi geldi karşımıza. Bu da yine ilgili tebliğ gelince arkadaşlar Papil hisseleri diyor. Bakın Papil kağıt diye veya Papilon savunma pardon. 8 Ocak 2024 tarihiyle 7 Şubat 2024 tarihi arasında emir paketi tedbiriyle işlem görecektir diyor. Hissede daha önce kredi işlem yasağı vardı. Brüt takas tedbiri gelmişti. Bir de üzerine emir paketi tedbiri geldi arkadaşlar. Ya burada nedir? Bir emir verirseniz emiri anladığımız kadar silemiyorsunuz arkadaşlar. Bakın ne diyor? Hemen okuyalım. Piyasa ve emri ve piyasadan limit emir girişinin kısıtlanması, emir iptalinin, emir miktar azaltımı ile emir fiyat kötüleştirmesinin yasaklanması. Bakın arkadaşlar burada bir emir verdiğiniz zaman emir iptal edemiyorsunuz, emir miktarını azaltamıyorsunuz, arttırabiliyorsunuz ama emir fiyatı kötüleştiremiyorsunuz ama iyileştirebiliyorsunuz. Ve emir toplama bilgi yayının kısıtlanması şeklinde bir bilgi olarak karşımda çıktı. Evet, hayırlı olsun diyelim arkadaşlar iki şirket içinde. Kanalıma abone olmayı unutmayın. İyi akşamlar diyorum. Teşekkür ederim. Sağ olasınız.